Sıra geldi yemin ve nezir meselesine. Kitabül eymani ve nüzur. Bir adam yemin ederse buna kefaret verecek. Nezir yaparsa kefaret verecek. Bu başka bir bahis. Bu insanlarda çok olur. Buna dikkat etmek lazım. Kefaret nedir? İtk-ı rakabe. Bir köle azat edecek. O olmasa oruç tutacak. O olmasa sedeke verecek. Esas ihtilaf sedekede. Sedekenin miktarı ne kadar? Bir sami, yarım sami, daha mı az, daha mı çok? Onu beyan için getiriyor bunu. Babul miktari lezi. Bab bir cümleye muzaftır. El miktaru lezi şul bir miktar ki yu'ta kullu miskinin. Her bir miskin verilir. Minet ta'am ta'amdan. İşte onun miktarı nedir? Onu beyan ediyor. Vel kefarat. Bir de kefaratın miktarı nedir? Kefaretler nedir? Bu. Haddesena İbrahim ibn Merzuk. Kâle haddesena Ebu Amir'in el-Akdiyyü. Kâle haddesena Hişam ibn Sa'd. Ani Zühriye. An Ebi Selamet. An Ebi Hureyre'te enne racülen. Kâle ya Resulullah. Ebu Hureyre buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Ze bir adam geldi, dedi ki ya Resulallah inni vaka'tu bi ehli fi Ramazan. Ramazan'da ailesine tekarrub etmiş. Vaka'tu demek yani cima etmiş. Oruçluyken gitmiş, orucunu ifsad etmiş. Ne lazım gelir? Buna kefaret lazım geliyor. Kâle lehu sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki a'tik ragabeten. Bir köle azat et. Kefarette birinci derecede gelen bu. Bir köle azat edecek. Kâle mâ aciduha ya Resulullah. Ben köle bulamam. Yani onu alacak bende para yok. Bir köleyi alacak, para olacak ya alır. Kâle fesum şehreyni mütetabeyni. Buna gücün yetmiyorsa bir peşini 2 ay oruç tut. Buna ne derler? Kefar. Kâle mâ astatiyu ya Resulullah. Ben böyle 2 ay oruç tutacak kaderde gücüm, kuvvetim yok. Ben bunu da yapamam. Bunu da tutamam. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki fe'et'im sittine miskinen. 60 fakire taam ver. Yani 60 fakiri bir gün doyur. 2 defa yemek verecek. Bir sabah, bir akşam. O günü o adam, o fakir başka yemeğe ihtiyaç olmayacak. Bunu itam derler. Evet. Kâle mâ acidhu ya Resulallah. 60 fakiri doyuracak benim iktidarım yok. Fakirim ben dedi. Köle yok. Oruç gücüm yetmez. Tamam yok. Ne olacak? Kâle sallallahu Ebu Hüreyre diyor ki bu adam böyle dedi. Bu aralıkta fevtiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Bimiktelin bir zembil hasirden tokunmuş bir hasir ki fihi kadru 15 sa'an temre. 15 sağ hurma var idi. 15 ölçek onda hurma var idi. Onu getirdiler. Büyük bir şey. Zembir hurmadan dokunmuş ki 15 sağ alıyor. Onu getirdiler. Fekale. Resulullah Efendimiz o adama dedi ki huzha sen bunu al fetesaddak bihi götür bunu kefaret olarak sedeke ver. Onu dağıt. Kale. O adam dedi ki e'ala ehvece minni benden daha ziyade mühtaç olana mı vereyim? Benden ziyade mühtaç olan yok ki. Benden ziyade mühtaç bir adam bulayım da vereyim. Ona benden ziyade daha mühtaç olana mı? Bu hemze istifam. İstifam inkari derler. Ya Resulallah benden mühtaç olana mı vereyim? Yani ben hepsinden mühtacım. Ve ehli beyti. Benden ve ehli beytimden daha ihtiyaçlı olana mı vereyim? Kâle sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki fekulente ve ehli beyti. Öyleyse götürsen ve ehli beytin sedaka diye. Vasum. Evet. Sen oruç tut. Yevmen bir gün mekânehu. İşte bu 15 sa'yı götür. Sedaka olarak o ki sen herkesten möhtersin. Sen ve çoluk çocuğun yiyin. Sedaka niyetiyle yiyecek ha. Onun da bir gün kazası tut. Gazasını tut. Çünkü kefaret veriyor. Ayrıca bir gün de gazasını tutacak. Mesela kefaret bir adam Ramazan'dan bir gün yemişse 2 ay kefaretini tutacak. O gene gaza bir gün gaza edecek. O da var.
61 derler daha. 2 aya gir gün hesabıyla sayarsan 60 gün değil kefaret oldu, bir günde kazas oldu. Vestağfirillah. Allah'tan da mağfiret talep et ki senin bu günahın affetsin. Çünkü sen Ramazan'da orucunu bozmuşsun. Bu kefareti ver, kazasında tut. Ondan sonra da günahın affi için Allah'a yalvar. Kâle Ebu Cafer rahmetullah. İmam-ı Tahavi dediler ki fezehebe kavmi. Ulemadan bir kavim zahip oldular ki ila ennel it'ame fi kefareti leyman. Yemin kefaretlerindeki it'am ta'am innemâ huve müddün. O bir müddür. Likulli miskin. Her bir miskine bir müdd. Bir ölçek. Bir ölçek verecek. Miktarı bu. Burada Medine'de var. Görüyor musunuz? Müdd. Müddüne kurmaları ölçerler, tuzları ölçer verirler. İşte o müdd. Şimdi müdd deyince bu da ihtilaflı. Medine'ninki başka, İrak'ınki başka, Şam'ınki başka, Mısır'ınki başka. Büyüklü, küçüklü. Burada da uzun uzadıya ulemanın ihtilafı var. Fakat biz hangisini itibar edeceğiz? Medine'ninki. Çünkü Resulullah Efendimiz Medine'de bunları icra edemiş. لأن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz emara recule, o adamı emretti. Fil hadisi lezi zekerna, bizim zikreylediğimiz bu hadisteki o sahabeye, orucunu bozan sahabeye emreyledi. En yut'imes dine miskine, 60 fakire it'am ede, ta'am vere. Neyi? 15 sa'an, 15 sa'i. 15 sa'i kaç adama verecek? 60. Bir sa kaç müd? 4 müd. Her fakire bir müd verecek. Sa 4 müd. 15'i 4'e taksim edersek kaç eder? 60. فَالَّذ۪ي يُص۪يبُ كُلَّ مُسْك۪ينٍ مِنْهُمْ مُدُّمْ مُدُّمْ. İşte 15 sayı 60'a taksim edersek ki her birisine birer müd, birer müd düşer. قَالُوا dediler ki وَقَدْ زَهَبَ جَمَعَةُ مِنْ اَسْحَابِ النَّب۪يِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in eshabından bir cemaat sahip oldular. فِي كَفَارَةِ الْاَيْمَانِ, yemin kefaretinde ila makuluna, bizim dediğimize. Yani bu yemin kefaretlerinde her adama bir müd verecek. 60 müd kaç eder? 15 sayılır. Fezekeru fi zalike, bu mesele hakkında zikrilediler. Maşul bir rivayeti ki haddesena Yunus. Yunus bize rivayet eyledi diyor İmam Tahavi. Kale ahberene İbn-i Vehbi. Evet, Yunus da diyor ki bize İbn-i Vehb haber verdi. Kale ahbereni Yakub ibn Abdurrahman. Ona da Yakub ibn Abdurrahman haber vermiş. En Ebu Hazim haddesehu. Ona da Ebu Hazim rivayet eylemiş. En Ebi Cafer Mevla ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas'ın kölesi Ebu Cafer rivayet eylemiş. En ibn Abbas'ın. O da Abdullah ibn Abbas'tan. Ennehu kâne yekul. Abdullah ibn Abbas derdi ki fî kefâretil eymân, yemin kefaretlerinde orucudur. İt'âmü aşâreti mesâkine, o miskini doyurmak. Bir adam yemin eder de yeminini bozarsa ne lazım gelir? Üç şeyin biri. Ya bir köle azat edecek, ya 3 gün oruç tutacak, ya 10 adamı doyuracak, yahut da 10 adam elbise yapacak. Doyurmak elbise müsaade. Şimdi doyuracak olursa itam aşareti mesakin. O miskini itam edecek. Bu nedir? Diyor ki farz et ki götürüp de evde yedirmedi, sadaka verecek. Kullu miskini müddün beyda. Bu itam diyor her miskine verecek. Neyi? Müddün beyda. Beyaz bir müdd. Sade. Müddüş ölçek ya. Ondan bir tane verecek. Abdullah ibn Abbas'ın fetvası bu. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn Vehbin kâle ehbereni Süfyanü Sevriyü an Davud ibn Ebi Hind an İkrimeten ibn Abbas'ın mislehu. Abdullah ibn Abbas'tan başka bir senetle bu hadisi şerifi aynen rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle ehberene ibn-i Vehbin kâle ehbereni Üsâmetü ibn-i Zeyd'in il-Leysi'yi an-Nafi'in an-İbn-i Ömer. Peki o Abdullah ibn Abbas'tan gelmişti. İbn-i Ömer'den de rivayet geliyor ki ennehu kân Abdullah ibn Ömer oldu İsa keffere yeminehu, yeminine kefaret verdiği vakitte. Evet. Fe'at amel aşarete mesakin bil müddil asgar. 10 miskine itam etti. Verdiğine küçük müddile. Küçük müdd dediğimiz işte bir sağın dörtte biri. Ra enne zalik
Abdullah ibn Ömer bunu gördü ki bu bir müd yüzü kifayet eder indehu kendi indinde. Bir müd kafi geliyormuş. Demek bir sağ dört fakire veriliyor. Haddesena Yunus kal ahberen ibn Vehbi enne maliken ahberahu ennafi'in en Abdullah ibn Ömer ennehu kâne yekûl. Abdullah ibn Ömer derdi ki men halefe bi yeminin, bir adam bir yemin ederse fevekkedeha, onu da tekit ederse, o yemini tekrar tekrar söylerse tekitli, ben şu işi yapmayacağım yahut yapacağım diye tekitli bir yemin ederse, sümme hanise, ondan sonra da hanis olursa, o yeminini bozarsa, fealeyhi itku rakabetin, ona bir köleyi azat etmek vaciptir. Ev kisvetü aşereti mesakin, yahut da 10 fakire elbise yapacak. Elbise bir izar, bir rida. Evet. Ve men halefe ala yeminin. Peki bir izar, bir rida ne de? Yani iklime göre mesela burada bir entari, bir dün kafi geliyor. Ama mesela Türkiye'de olacak olsa bir elbiseye bir pantol, bir ceket yapacak. Efendim bir de bir palto yapsın, bir de bir boyun atkısı alsın, bir de mes... Yok. Harekeleri yanlış koymuş. Evet. Öteki de ve men halefe ala yeminin, bir adam yemin ise de felem yuekkidha, kafın altına koyun onu. Onu tekit etmese yemin etti sadece. Yani tekrar tekrar söylemedi. Evet. Sümme hanise, hanis olsa fe aleyhi it'am aşareti mesakin, 10 miskine it'am verecek, taam verecek. لِكُلِّ مِسْك۪ينٍ مُدُّمْ مِنْ حِنْتَت۪ينَ, her bir miskine buğdadan bir müd verecek. Yani Abdullah ibn Ömer ayırdı burada. Yemin etti bir adam, yeminini soruyor. Yemini ne şekilde yaptın? Tehkitli mi yaptın, tehkitsiz mi? Bir adam yemini tehkitli yapmış, tekrar tekrar kuvvetli bir yemin etmiş. Ona diyor ki bir köle azal edeceksin yahut da 10 fakirin elbisesini yapacaksın. Yok, bir adam da yemin etmiş ama tekit etmemiş, yemin etmiş, geçmiş. Ona da diyor ki 10 fakiri doyuracaksın. 10 fakire taam vereceksin. 10 fakire ne kadar verecek? Buğdadan bir müd. Yani bir sağın dörtte birini. Bu da Abdullah ibn Ömer'in ikinci fetvası. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Davud kâle, haddesene Hişam an Yahya an Ebi Selamete an Zeyd ibn-i Sabit. Peki bir de Zeyd ibn-i Sabit'ten getirdi. Ennehu kal, Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh buyurdular ki yücüzi fi keffaretil yemin, yemin keffaretinde kifayet eder. Müddün min hintatin, buğdadan bir müd. Likulli miskinin, her bir miskine. 10 fakire verecek değil mi? Her birisi birer müd verir. 10 müd verdi mi tamam olur. Haddesena Yunus kal, haddesena ibn Vehbin kal, ahbereni el-Halil ibn Murre أن يحيى بن أبي كثير حدثه فذكر بإسناده مثله. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Yunus'ta rivayet ediyor. Bunların fetvası bu. Bu bir cemaat, bu bir mezhep. Ve halefem fi zalika aharun. Fakat bunlara başkaları muhalefet ettiler. Başka alimler dediler ki yok. Mesele öyle değil. İzah edecek. Fekalu, dediler ki la yücüzil it'amu fi keffaretil eyman, yemin keffaretlerinde bir müd kifayet etmez. Bir müd dedi ya buradaki rivayetlerde. Dedi ki ya ne kadar verecek? İlla müddeyni likulli miskin, her bir miskine iki müd verecek. Evvelkilere göre bir sa'yı dört fakire veriyordu. Bunda öyle değil. Bir sa'yı iki fakire verecek. Şu halde 60 fakire keffaretli savunda 30 sağ verecek, 15 sağ kafi değil. Yeminde 10 fakir değil mi? İkişer müd verecek olursa kaç müd verecek? 20 müd verecek. 20 müd. Birinci rivayete göre 10 müd verecek der. Birisine 1 müd. Bu ikinci mezhebe göre 20 müd 10 fakire verecek, ikişer müd. Ve yücüzi minet temri, hurmadan kifayet eder. Sa'un kamil, bir sağ verecek. Dört müd. Hurmadan verirse bir sağ. Bir sağ ne kadar idi? Dört müd. Dört müd verecek. Demek ki iki müd neden verecek? Buğdadan. Buğdadan verirse iki müd. Hurmadan verirse dört müd.
ve keda mine şair. Arpa da böyle. Arpa da hurma gibidir. Ne kadar verecek? Bir sa. Yani 4 mil. Ve peki işte bu Hanefi mezhebi ki bir sa 520 dirhem ediyor. 2 müt. 2 müt 520 dirhem ediyor. Bir sa tamamıyla olursa 1040 dirhem eder. Bir sa 1040 dirhem. Buğdadan olursa onun yarısı 520 dirhem. Yok, hurmadan, arpadan olursa 1040 dirhem. Dirhem ile hesap kolay oluyor. Dirhem kaç gram? 3 gram. Yani bana sorma onu. Size, siz okudunuz mektepleri onu. Siz benden iyi bileceksiniz. Evet. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlike alâ ehlil mekâletil ula. Birinci mekale sahiplerine bunların delillerindendir ki ennehu kad yecûzu en yekûne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Caiz ki Peygamber Efendimiz lemmâ alime hâceter racül, vaktaki adamın ihtiyacını bildi, a'tâhu mâ a'tâhu minet temri, o hurmadan verdiğini bildi. Çünkü birinci hadiste ne getirdi? Adam kefareti Ramazan'da ne yaptı? 15 sa'yı götür bunu 60 fakire dağıt dedi. Şimdi bu rivayete göre bir fakire bir müd. Bu getirdi, ikinci mezhep sahipleri iki müdde çıkardılar. 15 sa değil de 30 sa. Diyor ki bu hadise ne cevap vereceksin? Diyor ki caiz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o adamın ihtiyacını gördü. Onun için o 15 sa'yı ona verdi. Ne için? لِيَسْتَعِينَ بِهِ, o adam istiâne etsin, yani yardım görsün, fîmâ vecebe aleyhi, kendi üzerine vacip olan şeyde. Adam fakir. Bu işte başına geçmiş. Öyleyse şu 15 sa'yı götür de hele bir ye. Çünkü adam aç. Adama şimdi 30 sa, yani demek istiyor ki esasen 30 sa, ama o vakitte Resulullah Efendimiz'in huzuruna gelen 15 sa, fazla yok. Adam da aç. Öyleyse acele bu 15'i götür de bir ye. Adam aç durulmaz. Onun için o 15 sa'yı verirdi ona. لَا عَلَى أَنَّهُ جَمِيعُ مَا وَجَبَ عَلِهِ, yoksa onun üzerine vacip olan bu 15 değildir. Bunun için değil. Ya acele bunu götür de bir ye, yoksa 30 sa vacip olan. Caiz ki böyle ola diyor. Ne gibi? كَالرَّجُلِ يَشْكُوا اِلَى الرَّجُلِ دَعْفَ حَالِهِ. Bu neye benzer? Bir adam bir adama gitti, dedi ki vallahi perişanım, acım. Perişanım ben. وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ, borçluyum. فَيَقُولُ لَهُ, o adam der ki vallahi borçlusan ama benim de elimde yok. Fakat sen ne kadar borcun var? Şu kadar borcun var. Vana dedi ki kuz hazil aşereti darahim, şu 10 dirhemi bir al. Adamın caiz ki 1000 dirhem borcu var. 5000 dirhem borcu var. Fakat alelacele ona bir 10 dirhem çıkardı. Eline verdi ki kuz hazil aşereti darahim, şu 10 dirhemi al. Fakdi biha deynek, acele isteyenleri şu 10'u bir ver. Gerisine de Allah kerim. Bu kabildendir diyor. Leysa ala enha tekunu qada'an an jami'i deynihi. O 10 dirhem onun bütün borçlarını öder manasına değil. Adamın mesela 50 dirhem borcu var. Bu adam ne kadar yardım etti 50 dirhemden? 10 dirhem. Bu kabildendir. Velakin ala en yekuna qada'an bi miktariha min deynihi. 10 dirhemi verdi ki şu 10 dirhemi kadar, bir benim bu kadar param var. Bunu götür bir borcuna ver. Gerisine de Allah kerimdir. Peygamber Efendimizin de o adama 15 sa'yı vermesi caiz ki bu kabilden ola. Caiz ki demekle öteki taraf gani olur mu? Olmaz. Caiz ki. O adam diyor ki ben elimde derim. 15 sa'yı getirdi, 60 fakire teksim et dedi. O da ya Resulullah benden ziyade fakir olan yok ki, öyleyse götürsen ye. Sen şimdi caizdir diye tevil ediyorsun. Bunu kabul etmez öteki taraf. Peki tabi bu böyle telif ediyor. Bu caiz ki esasen bu delil olmaz. Fakat başka bir rivayet getirecek. Başka bir rivayet getirecek de ona da caiz ki diyecek. Eğer başka rivayet olmazsa caiz ki böyledir olmaz hadiste. İki müteariz hadis olur da bu vakitte birisini tevhile gidersin. Yok. İki müteariz hadis olmazsa kendi keyfine göre bir hadisi tevhil edemezsin. Şimdi bunu böyle dedi. Caiz ki o öyle oldu diyor. Ve kadru yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Öteki tarafa diyor ki bu sana delil olmaz ama fakat Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi.
miktaru ma yecibu minet ta'am, ta'amdan vacip olanın miktarı. Fi kefareti minel kefaret, herhangi bir kefarette kefaretin miktarı nedir, ta'amın miktarı nedir, bu rivayet edildi. Vahiy o da nedir? Ma yecibu fi halkir rasi fil ihrami min eden. Rivayet var, bir adamın başında eziyet bit olursa, ihramda başını tıraş ederse kefaret verecek. İşte o kefarette miktar beyan edilmiştir. Bize bu delildir. Ha, kuvvetli bir delil getiriyor. Bakalım neymiş o hadis-i şerif? Fece'ale zâlike müddeyni min hintatin li kulli miskin. Peygamber Efendimiz o başını tıraş eden adama her miskine iki müd verilmesini emretti. Binaenaleyh sizin bir müd demeniz bizim dediğimiz gibi o adamın ihtiyacını karşılamak için bunu emretti. Yoksa vacip olanın miktarı bu kadardır manasına değil. Baksana vacip olanın miktarını şimdi beyan ediyor. Haddesene ibn-i Merzuk. Kale haddesene Bişir ibn-i Umar el-Zehrani. Kale haddesene Şu'betü en Abdirrahman ibn-i İsbahani. Kale semi'tu Abdallah ibn-i Mughaffel. Kale ka'attu ila Ka'bi ibn Ucurete fil mescid. Şimdi bu mesele Ka'bi ibn Ucure'nin başına geçtiğinden dolayı ashab arasında da bu ihtilaf, verilen sadaka bir müd müdür, iki müd müdür, ihtilaf olduğundan diyor, ben gittim Ka'bi ibn Ucure'ye Mescid-i Saadet'te yanına oturdum Abdullah ibn Mughaffel diyor. Meseleyi esas sahibinden öğrenelim. Kimin başına geçmiş? Ka'bi. Ona gittim sordum. Fes'eltu an hadhihi ayet. Bu ayetin tefsirinden sordum. Estaizu billah. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَتِنَ اُنْسِكُ. Ayet-i kerimede böyle değil mi? Fidye verecek. İhramda bir adama başını tıraş ederse, bir ceza işlerse ne lazım? فَفِدْيَةٌ fidye. Fidye de neden? مِنْ صِيَامٍ oruçtan, اَوْ صَدَقَتِنْ sadakadan, اَوْ نُسُكْ yahut da nüsükten. Sordum. فَقَالَ dedi ki, فِيَّ اُنْزِلَتْ. Bu ayet benim hakkımda nazil oldu dedi. Hümiltu ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni aldı Resulullah Efendimiz'e götürdüler. Vel gummelu yetenâseru ala veçhi. Bitler de yüzüme dökülüyor. O kadar bitlenmiş ki başında yüzün aşağı bitler dökülüyor. Aldı Resulullah Efendimiz'e götürdüler. İhramlı Medine'den çıktılar. Buradan 7 güne 8 gün ancak varırdılar. Demek ki vaktiyle de temizlenmemiş yahut da adamın yolda kirlenmiş, bitlenmiş, götürdüler Resulullah Efendimiz'e, başından aşağı bitler yağıyor. Ne olacak? İhramlı başını tıraş edemez, kıl koparamaz. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ma kuntu era ennel cehde, ben görmez idim ki ennel cehde meşakkat bela bikâbe, senin bu dereceye meşakkate düşüneceğini ben zannetmezdim. Ve belaga bike ma ara. Sana bu gördüğüm, eriştin böyle bitlenirsin. Beni de ben zannetmezdim. Fenezelet fiyye hasse. Onun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Diyor ki benden, benim hakkımda nazil oldu hususi. Ve leküm hamme. Bu ayetin nüzulü bende hususidir. Sizde de umumidir. Yani bir sahabeye, bir sahabe hakkında bir ayet nazil olursa ona hastır ama diğer ashaba da ümmanın nazir olmuştur ki onlar da o ahkam ile mükelleftir. Sebebin hususi hükmün umumuna mani değildir. Bu kaide-i umumiye. Bu ayet-i kerimenin sebebi nüzulü hususidir diye ona mahsustur. Diğer Müslümanlar bununla mükellef değildir diyemezler. Fe emereni Resulullah Efendimiz beni emritti en ehlike râsi. Başımı tıraş edeyim. Ve en süke nüsükehu. Nüsükü devam ettireyim. Başımı tıraş edeyim. Gene hac ömrüne niyet etmişse onu da yapayım ve su mesela seti eyyam. 3 günde oruç tutayım. Ev ötime sittete mesakin. Yahut da 6 fakire sadaka vereyim. Likulli miskinin her bir miskine vereyim. Nisfe sa'in min hintatin buğdadan yarım sa'a. Yarım sa'a kaç müddede? 2 müddet. İşte bu delil oldu. Ha. Şimdi bir adam ihramdayken bir özür dolayısıyla elbise giyerse, özür dolayısıyla tıraş olursa, çünkü özürlü ile özürsüzün farkı var. Özürsüz olursa ona kurban tereddüt eder. O zaruri. Yok, özürlü olursa 3 şeyin arasında muhayyer. Ya bir kurban kesecek, ya 3 gün oruç tutacak, ya 3 sa'yı 6 fakire verecek. 3 sa'a sadaka verecek.
Şimdi burada Resulullah Efendimiz ona ne dedi? Ya sen 3 gün oruç tut. Sebebi ne? Başını tıraş etti ya. Nereden oldu? Onun için ya onu verecek yahut da 6 fakire sedaka verecek. Ne kadar verecek? 2 müddü 2 müddü. 6 müddü ne yapar? 3 sayıdır. Şimdi bu hadis-i şerif beyan etti ki fakire verilecek sedaka 2 müddü olması lazım. Bu bir. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن الإسبهاني عن عبد الله بن مغفل عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine bu rivayeti Kâb ibn Ucre'den gelen bu rivayeti Ebu Bekir rivayet ediyor. غير أنه قال Ebu Bekir'in rivayetinde dedi ki وَأَتْعَمَ فَرَقًا وَأَتْعِمْ فَرَقًا bir ferak bu ölçek. Bunu sen itam et fi siddeti mesakin altı miskine. Farak dedi. Yani her bir fakiri iki müd iki müd demedi de bu rivayette gelen farak kelimesi geldi. Haddesena Nesru ibn Merzuk قال حدثنا الخصيب قال حدثنا وهب بن خالد عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي قال حدثني كعب بن عجرة مثله. İmam-ı Tahaviye Nesru ibn Merzuk bu hadisi rivayet ediyor. Gayre ennehu قال bu rivayette diyor ki külle miskinin nisfe sa'i min temr. Her bir fakire yarım sa' hurmadan ver. Yarım sa' olunca hurmadan buğdadan bir sa' eder. Bu vakitte o birinci mezhebin dedikini teyit eder bu rivayet. Her hurmadan ne kadar verecek? Nisfe sa'i kümür. Buğda da onun yarısı bir sa' gelir. Bu birinci mezhebi teyit eder. Demek ki Kâb ibn-i Ucre'den gelen bu üç rivayet de muhtelif oldu. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد عن أبي ليلى عن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر التمر. ابن مرزوق da İmam Tahaviye bu hadisi rivayet ediyor. Yalnız orada hurma meselesini zikretmiyor. Her bir miskine nısfı sağ. Nısfı sağ ama min temrin yok. Min temrin olmayınca buğdadan anlaşılır. Buğdadan yarım sağ zaten. Evvelki rivayetler de onu teyit etti. Buğdadan yarım sağ, arpadan, hurmadan bir sağıdır. Haddesene Ebu Şureyh, Muhammed ibn Zekeriya, kâle haddesene el-Firyabiyyü, kâle haddesene Süfyan-ı Sevri, ha, ve haddesene Nesur ibn Merzuk, kâle haddesene el-Husayb, kâle haddesene Vehbun, kâle cemî'an, Süfyan-ı Sevri ve Vehb ikisi ne dediler? An Ebi Eyyub'a, Eyyub'dan rivayet eylediler. En mücahidin fezekere bi isnadi mislehu. Aynen bu hadis-i şerifi zikreyledi. Haddesene Yunus kâle haddesene Ali ibn Ma'bed. An Ubeydillah ibn Amrin, an Abdülkerim ibn el-Cezeri. En mücahidin fezekere bi isnadi mislehu. Aynen hadis-i şerifi Yunus da rivayet eyledi. Haddesene Yezid ibn Sinan kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Hüseymin. An Ebi Bişrin, an mücahidin fezekere bi isnadi mislehu. Yine aynı hadisi şerifi Yezid ibn Sinan İmam-ı Tahaviye rivayet ediyor. Haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeniyyü kâle haddesena Muhammed ibn İdris. Bu İsmail ibn Yahya el-Müzeni ki meşhur Şafii'nin talebesi Müzeni. O da İmam-ı Şafii'den rivayet ediyor. Kâle akberena Malik. O da İmam-ı Malik'ten rivayet eylemiş. En Hümeydi ibn Gays en mücahidin fezekere bi isnadi mislehu. Yine aynı hadisi şerifi zikreyledi. حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري جحدري قال حدثنا ابن عون عن مجاهد فذكر بإسناده مثله. حدثنا يزيد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن يحيى بن جعده عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. İşte bunların hepsi aynı hadis-i şerifi rivayet ediyor. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أسامة بن زيد الليثي عن محمد بن كعب القرزي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. كعب بن الجدنين حديث شريف رواية ديور وزاد وقد بند زيادة ورب رواية وقد علم صلى الله عليه وسلم بيلد ديور أنه ليس عندي بنم عندهم ديوك مَا أَنْسُكُ بِهِ نُسُك yani kurban yok. Şimdi yukarıda Resulullah Efendimiz ne dedi? Ya üç gün oruç tut ya sedeke ver. Halbuki en evvela üç şey arasında bir de kurban var. Kurbanı zikretmedi. Diyor ki Peygamber Efendimiz bildi ki benim kurban kesecek param yok. Fakir olduğumu bildi de onun için
ya 3 gün oruç tut yahut da 3 say 6 fakire ver dedi. Şimdi bu rivayet gelmese yukarıda benim zihnime takıldı. Yukarıdaki hadisi okununca niye kurbanı zikretmedi? Ha, demek ki ikinci rivayet var. Resulullah Efendimiz bilmiş ki bunun parası yok. Haddesena Yunus kâle ehberen ebn-i vehbin enne mâliken haddesevan ebdilkerim ibn-i mâlikil cezeriyyi an mücahidin an ebdilrahman ibn-i ebi leyla an kâbi ibn-i ucura anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Aynı bu hadisi şerifi Yunus rivayet ediyor. Gayrı ennehu lem yezkürü ziyade. Ziyade-i zikreyle eylemedi. Elleti fihi o yukarıdaki olan Resulullah Efendimiz'in benim kurbanın parası olmadığını biliyordu. Bu ziyade vardı ya. Bu ikinci rivayette o ziyade yok. Alama olmaz. Alel ahadisi leti kablehu. Elleti fihi. Ennehu lem yeskürü ziyade ziyade-i zikreylemedi. Elleti öyle ziyade ki fihi ondurucudur. O ziyade. Ne üzerine? Alel ahadisi leti kablehu. Kendisinden evvel olan hadislere ziyade olan o ibare yok. O ma ziyade. فَكَانَ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ İşte Kâbi bin Ucre'ye Peygamber Efendimiz'in emri oldu. مِنَ الْاِتْعَامِ فِي هَذِهِ الْاَسَرِ Bu eserlerde yapacağı it'am مَعَ تَوَاتُرِهَا Tevatürüyle beraber bu hadisler tevatür derecesine geldi. Ne oldu? هُوَ نِصْفَ سَعِمْ مِنْ حِنْتَةٍ Buğda'da yarım sağ oldu. لِكُلِّ مِسْكِينٍ Her bir miskine. Sonra bu kadar hadisler tevatür derecesine geldi. Ve ecme'u alel ameli bizalik. Bunun üzerine de ashab-ı kiram icma ettiler. Ne de? Fî keffareti halkır res. Bir adam mihramda başını tıraş ederse onun keffareti nedir? Evet, buğdadan yarım sağ verecek her bir fakire altı fakire. Bunda da ittifak ettiler. Öyleyse bundan anlaşıldı ki keffarette, sedekelerde verilecek ne kadar olacakmış? Buğdadan yarım sağ. Nehu fi it'amil mesakin fi zihar min et-temr. Beca'a geldi. Anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geldi. Fi it'amil mesakin miskinlere taam vermekte, sadaka vermekte. Nerede? Fi zihar, ziharda. Neden vermekte? Min et-temr. Hurmadan. Peygamber Efendimiz'in hadislerini araştırdık, baktık ki ziharda kefaret verecek ya, o kefaret hurmadan veriniz diye bir beyan var. Yani ondan da sedekenin miktarının ne kadar olduğunu anlayacağız. Peygamber Efendimiz ne emri demiş. Hurmadan ne kadar sedeke verilecekmiş. Evet. Ma bir rivayet geldi ki haddesena fehdun. Kale haddesena fervetu. عن أبي المغيرة قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة عبد الله بن سلام يوسف بن عبد الله بن سلام diyor ki bana خولة rivayeti iledi. Kim خولة? İbn Malik ibn Salebe. Malik ibn Salebe'nin kızı. İbn أخي عبادة بن الصامت. Samit. İbadet İbn-i Samit'in kardeşinin oğlu. Ben bu ibareyi rapt edemedim. Burada bir düşüklük var. Onun kardeşinin oğlu kim? Malik mi? Malik'in kızı Havle mi? Evet. Öyle anlaşılıyor. O vakitte İbn-i Ahi'ye onun üzerinde bir elif olacak. Çünkü Sa'lebe İbn-i Ahi Sa'lebe bu ibadetin İbadenin kardeşinin oğlu oluyor. İki alem arasında vakı olmuyor ki iki alem arasında vakı olan ibn kelimesinden hemze sakit olur. O da şabı bu ibarede bir şeylik var. Başka nüskede yok. Bakalım. Burada enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem havle rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz e'ane zevceha hine zahere minha. Havlenin kocası zihar yapmış. O vakitte kefaret vermek icap etmiş. Peygamber Efendimiz onun kocasına kefareti ödemek için yardımda bulunmuş. Bir arakim min temrin. Arak rivayeti de var, ferak rivayeti de var. Hurmadan bir arak, bir ölçü. Arak
İki rakamında diyor ki bir arakim min temrin kâle fil mecme huve zembilun mesnûn min nâticil hus ve kullu şeyin mesfurun fehu arak ve arak arakuhu bi fethirra'i fihima. Zembilden yani ağacın kabuğundan tokunan büyük bir sepete arak diyorlar. Böyle hurmayı doldurmuşlar. Peygamber Efendimiz onu vermiş ki bunu sedeke dağıttı. Fakat miktarı neymiş? Şimdi Peygamber Efendimiz bir arak hurma vermiş, yardım etmiş. Ve anetu hiye bi farakin ahar. O kadının kendisi de kocasının kefaret vermesi için bir farakla kadının kendisi vermiş. Ve zâlike sittûne sa'an. Bir farak 30 sağmış. İki farak olursa 30'sa 60. Şimdi buradan öğrendik ki Resulullah Efendimiz 30 sağ sedeke vermiş. Verdirmiş o adama. İt'am-ı sittiğine miskinen değil mi kefaretle? Ya bir köle azat edecek ya 60 fakir 60 sedeke verecek. O adam zihar yapmış. Zihar demek ki ailesini kendisine nikahı düşmeyen mehremlerinden birisine benzedirse, anasına, kızına, bacısına, halasına benzedirse, bu ona zihar derler. O ziharın kefaretini vermemiş, o ailesine tekarrub edemez. Bu adam da Havle'nin kocası zihar yapmış, Havle'yi kendi akrabasının birisine teşbih etmiş, zihar bulunmuş, bu sefer bunun kefaretini vermek icap etmiş. Resulullah Efendimiz ona bir arak, ailesiyle bir arak vermişler, o da fukaraya dağıtmış. Kaç, ne kadar etmiş, bundan hüküm ne çıktı? 60 sağ. Demek ki hurmadan bir sağ verilecek. Bir sağ kaç müt? 4 müt. 4 müt değil mi? Bir sağ. Öyleyse yukarıdaki rivayetten geçti ki buğdadan yarım sağdı. Hurmadan bir sağ işte miktarını verilmiş oldu. Buğda verirse yarım sağ verecek. Hurma verirse bir sağ verecek. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Havle'nin kocasına dedi ki tesaddek bihi, işte bu hurmayı sen sedeke olarak dağıt. Ve kale, kadına da dedi ki ittekillah, Allah'tan kork. Verci'i ila zevciki, zevcine dön. Demek ki kadın bu muzaharet dolayısıyla razı olmamak istemiş. Kocasına gerisin geri gitmemek istemiş. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki Allah'tan kork, bu adam kefareti zihari verdi, kocan evine git. فَالنَّزَرْ وَلَمَّا زِكَرْنَا. Bu zikrettiğimize kıyasın. اَنْ يَكُونَ اُلَا كَزَالِكْ. Böylece ola اِتْعَامُ كُلُّ مِسْك۪ينٍ ف۪ي كُلُّ الْكَفَارَةِ. Bütün kefaretlerde fukaraya verilecek sedeke böyle ola. Yani hurmadan bir sağ ola. مِنَ الْحِنْتَةِ نِسْفَ سَعِنْ. Buğdadan yarım sağ ola ve minet temri sağ. Hurmadan da bir sağ ola. Buğda verirse yarım sağ. Evet. Hurma verirse bir sağ. Onu dün söylemiştim. Bir sağ 1040 dirhem. Yarısı 520 dirhem. Buğdadan sadaka 520 dirhem. Hurmadan da 1040 dirhem. Ve kad ruye fi zalik an neferin min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ahadisi şerifeden araştırdık. Sedekenin miktarını nispeten bulduk. Buğdadan yarım sağ, hurmadan bir sağ. Peki, halbuki rivayetler muhtelif. Peygamber Efendimiz'den bir rivayette geldi. 15 sağ 60 fakire dağıttı. 15 sağ 60 fakire dağıttı. O bir rivayet idi. Burada 60 sağ 60 fakire dağıttı. Şimdi bu iki hadis müteariz olduğundan dolayı diyor ki Eshab-ı Resulullah nasıl amel etmiş? Bir de ona bakalım. Hangisiyle amel etmiş? Ashab-ı kiramdan da diyor, her fakire hurmadan bir sağ verildi ki rivayet edildi. Haddesena Ebu Bişr Rakkiyyi, Rakkiyyu, kâle haddesena Ebu Muaviye, yani Da'meş, en Şakik ibn-i Seleme, en Yesari ibn-i Nümeyr, kâle li Ömer. Yesari ibn-i Nümeyr diyor ki, Ömer radıyallahu anh bana dedi ki, inni ahlifu. Bazen ben yemin ediyorum. Neye? En la u'ti ekvamen. Bir takım cemaate sedeke vermemek için yemin ediyorum. Demek ki Hazreti Ömer'den gelir, alırlar kendileri zengin, Allahu alem, ihtiyaçları yok. Hazreti Ömer de yemin ediyor ki ben buna bir şey daha vermem.
Fümme yebdu li en u'tiyerum. Ondan sonra onlara vermek bana zahir oluyor. Yemin ettikten sonra bakıyor ki adam mühtaçmış. Onu zengin zannetmiş. Hazreti Ömer yemin etmiş. Ona vermek ya müellefetül kuluptan olur, ya fakir olur, yahut da borçlu olur. Hulâsâ bunun sebebini beyan etmiyor da Hazreti Ömer vermemek için yemin etmiş, ediyor. Sonradan da veriyor. Halbuki yemin etmiş. فَاِذَا رَأَيْتَن۪ي يَسَارَ diyor ki Yesar ibn-i Nümeyre, sen beni görürsen ki فَاَلْتُ ذَٰلِكْ ben bunu işledim, bu yemini yaptım, sonradan da o adamlara verdim. Evvela vermemek için yemin ettim, sonradan da verdim. Bunu benden görürsense فَاَطْعِمْ عَنِّي sen benden taraf ver. اَشَرَةَ مَسَاك۪ينَ 10 fakire ver. كُلَّ مِسْك۪ينِنْ سَعَمْ مِنْ تَمْرِ her bir fakire hurmadan bir sağ ver. Olur ki ben bu yemin yaparım, o yemini de bozarım. Böyle kefareti yemin tereddüt eder. Sen dikkat et de Yesar'a diyor. Ben de böyle bir yemin eder de bunu bozarsamsa benden taraf hemen bu kefareti ver. Ona selahiyet veriyor, vekil ediyor. Ve şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh bu iki hadisin hangisiyle amel etmiş? Her fakire bir müd mü vermiş, her fakire bir sağ mı vermiş? Sağ vermiş. Fakir. Efendim? 10 fakir. 10 fakire 10 sağ verecek. Eğer müd olacak olsa 2,5 sağ. Haddesene ibn-i Merzu kâle haddesene Bişir ibn-i Ömer kâle haddesene Şâbetü an Selîmin an Ebi Vâid en Yesâri ibn-i Nümeyr en Ömer'e mislehu. Yine Yesâr Hazreti Ömer'den bunu rivayet eyledi gayr ennehu kâle. Şu kadar var ki bu ikinci rivayette dedi aşarete mesaki 10 miskine ver likulli miskini nisfe sahinde her bir fakire buğdadan yarım sağ ver evsa temrin evsa temrin yahut da bir sağ hurma ver. Bu rivayette buğda geliyor, yukarıki rivayette yoktu. Yani buğda verirsense yarım sağ ver, hurma verirsense bir sağ ver. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار بن منصور diyor ki Ebu Vail'den işittim, o da Yesar'dan rivayet eyledi. Fezekere bi isnadi mislehu aynen bu hadisi şerifi zikreyledi ve zade hem de ziyade eyledi bu rivayetle evsa'an min temrin evsa'an min şairin sen ben böyle bir yemin edersem de yeminimi bozarsamsa Yesar'a selahiyet veriyor Hazreti Ömer ki benden taraf kefaret çıkar, kefareti yemin. Ya buğdadan verirsense yarım sağ ver, 10 miskini her birisine yarımşar sağ ver. Hurmadan verirsense birer sağ ver. Ziyade arpayı zikrediyor. Arpadan verirsense birer sağ ver. Demek ki arpayla hurma bir oluyor. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار مثله أين بو حديث شريفي yine أبو بكر başka bir أبو بكر başka bir senetle zikredildi. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا هلال بن يحيى قال حدثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل عن يسار مثله أبو بكرة bunu başka bir terkle de bu hadisi şerifi zikredildi. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا بشير بن الوليد بشير بن الوليد وعلي بن صالح قال حدثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في كفارات الإيمان حضرت علي رضي الله عنه يمين كفارات لرند رواية إلدي فذكر نحو مما روي عن عمر حضرت عمر بالرواية إدلان حديثة benzer bir rivayet Hazreti Ali'den de geldi. Haddesena Fadun kâle haddesena Ebu Nuaym kâle haddesena Hüseyin ibn-i Salih an Müslimin an Mücahidin an İbni Abbasin fi kefaretil yemin. Abdullah ibn Abbas'tan da bir rivayet geldi ki kâle buyurdu nisfü sa'in min hinta fukaraya verilen sadaka buğdadan yarım sağdır. Bu da ikinci rivayeti, hadisi şerifin ikinci rivayetini teyit ediyor. Yani 60 fakire eğer hurmadan, arpadan verirse birer sağ verecek, buğdadan verirse yarım şer sağ verecek.
وَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَيْنَا عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ İşte Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edilenin hilafıdır. فِي الْفَصِلِ لَذِي قَبْلِ هَذَا Bundan evvelki fasılda Abdullah ibn Abbas'tan rivayet geldi ya, bunlar onun hilafını oldu. Hatta Abdullah ibn Abbas'ın kendisinden de. فَهَذَا عُمَرُ İşte Ömer ve Ali'yum radıyallahu anhuma Ömer ve Ali radıyallahu anhuma قَدْ جَعَلَا كُلْدِلَرْ El-it'ame sadakeyi kıldırar fi kefaratil iman yemin kefaretlerinde minel hinteti buğdadan müddeyni müddeyni iki müd, iki müd, iki müd bir sağ yarım sağ, iki müd yarım sağ müddeyni dedi yani yarım şarsa her fakire verilmesini böyle kıldılar li külli miskinin her bir miskine ve mineş şa'iri ve temri arpadan ve hurmadan da sadakeyi kıldılar sa'an sa'an birer sa' kıldılar. Fekezalike nekul. İmam-ı Tahavi diyor ki işte biz de böyle deriz ve böyle hükmederiz. Yani bu ikinci rivayeti tercih eder ve bu ikinci rivayeti alırız. Ne ikinci rivayet hangisi? 60 fakire 15 sa' mı verilecek? Yoksa 60 fakire 60 sa' mı verilecek? Buğdadan arpadan bu şeyden buğdadan 30 sağ arpa ile kurmadan 60 sağ. Demek ki 15 sağ hiç şey alınmadı burada. Birinci rivayette kurmadan Resulullah Efendimiz 15 sağ 60 fakire davet dedi. Bunlar orayı tuttular. Şimdi o memurun bir olmadı o rivayet. Bu ikinci rivayet evet buğdadan 30 sağ 60 fakire verilecek. Arpadan kurmadan da 60 sağ verilecek. Yemin kefaret. Yemin kefaret. Hangi? Sedekenin hükmünü biz bildirdik ya, yemin kefareti olsun, başka kefareti olsun. Yani şimdi bizim olmuş. İspat ettiğimiz yeminde her fakire ne kadar sedeke verilecek? Bir sağ. Bir sağ. 60 fakir olursa? Kefaretlerde 60 ya. 60 sağ verecek. Şimdi biz buna baktık ki yeminde Resulullah Efendimiz'den geldi, muhtelif rivayetler var. Ashab'dan gelen rivayetler var. Yeminde hadisler var, ziharda var. Ziharda, yeminde her fakire ne kadar veriliyor? Bir sağ. Bitti. Öyleyse madem bir sağdır, hurmadan bir sağdır. Herhangi bir kefareti olursa olsun. Buğdadan olursa yarım sağdır. Zaten maksadımız kefaretlerde, yeminlerde verilecek sedekenin miktarını öğrenmekti. İşte bunu böyle öğrendik. Adet itibariyle de yeminde olunca 10 kişi. Hocam zaten o Kur'an'da beyan, onda ihtilaf yok ki. O Kur'an'la beyan ediyor. Yeminde 10 kişi, diğer kefaretlerde 60 kişi. İhtilaf onda değil. Zıhar kefareti 60 kişi. O da 60 kişi. Onda ihtilaf yok. İhtilaf sedekenin miktarında. Buna ne kadar verilecek? Her fakire verilecek. Kefaret de 60. Yemin kefaretinde 10. Ama miktar ne kadar verilecek? Burada bile manın ihtilafı var. Kimisi diyor ki bir sağ verilecek. Kimisi diyor ki yarım sağ verilecek. Kimisi de diyor ki rubu sağ verilecek. Yani ilk hadis rübü sağ demedi mi? Evet. 15 sayı 60 fakire rübü sağ oldu. Ötekiler de diyor ki hayır nisfü sağ. 30. Ama sonraki rivayet diyor ki birer sağ. Bu neden? Hurmadan ve arpadan. Bu da bunun yarısı oluyor ki işte Hanefiler bu rivayet alıyor. Ve kezalike kullu it'amin fi keffaretin ev gayriha. Öyleyse her bir keffarette, her bir keffaretin gayrisi olan sadakalarda ne kadar verecek? Gayrisi hangisi? Kefaret değil de mesela Ramazan'da sedekeyi fitre verecek. Yakut hacde bir ceza işlemiş de buna bir sedeka vacip oldu diyor. Ne kadar verecek? Buğdadan 520 dirhem, arpadan 1040 dirhem. 520 dirhem ne kadar? Yarım sağ. 1040 dirhem bir sağ. Dirhemle ne oldu mu? İş kolay oldu. Hâdâ miktârû. İşte sedekenin miktarı budur. Artık adedi itibariyle bir sedeke mi lazım geliyor, 10 sedeke mi lazım geliyor, 100 sedeke, 60 sedeke mi lazım geliyor, o yerlerinde belli. Alâ mâ ücmi'e min keffâretil edna. İşte alâ mâ bir şey üzerine ki ücmi'e işme olundu. Min keffâretil edna. En aşağı keffâretli. Yani keffâretin en aşağısı bu. Verilecek sedekenin en aşağısı bu. Bir sedekenin en aşağısı ne kadar? Buğdadan yarım sağ, arpadan bir sağ. Ama fazla verecek. Yani yürü ara verirse daha iyi. وَقَدْ شَدَّ ذَٰلِكَ اَيْذَا Bunu teşdid etti. Yani bağladı, kuvvetleştirdi. مَا bir rivayet يَقَدْ بَيَّنَّهُ Biz beyan eyledik. فِي كِتَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
sadakayı fitir bahsinde beyan eyledik. Min miktariha, sadakanın miktarından orada da beyan eyledik. Orada da buğdadan yarım sağ, arpadan bir sağ. Ve ma zekkerna fi zalik, biz de orada zikrettiğimiz şey bunu teyit etti an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabihi min ba'dihi. Resulullah Efendimiz'den ve Resulullah Efendimiz'den sonra onun ashabından gelen rivayetler de sedeke-i fitrede ne dediler? Hurmadan bir sağ, buğdadan yarım sağ. İşte o da bunu teyit ediyor ki bütün sedekeler budur, böyledir. Kefaret olsun, başka yerde olsun. Ve hâda işte bu kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahimehumullah. Bu üç imamın kavli de budur. Kulası sedeke dedim mi? Kefareti yemin olsun, diğer kefaretler olsun. Sedeke dedim mi? Buğdadan 520 dirhem yahut onun kıymeti. Arpadan 1040 dirhem yahut da onun kıymetini vereceksin. Bu bahis burada bitti.